Selamünaleyküm. Aleykümselam. Merhabalar efendiler. Merhabalar. Mustafa geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Ben Uzlu köyünden, halkından Samet Çiçek. Yaş 75. Evet. Başka köyümüz hakkında ne istiyorsunuz? Ne gerekiyor? Nasıl olacak? Dinliyoruz valla. Geldik, yeni geldik. Allah razı olsun. Sen ne anlatırsan onu dinleyeceğiz. Anlatmam. Köyümüz hakkında soracağım. Bu kilise hakkında zaten bu çok Ermeni'den yapılma bir yapı. Cumhuriyet'ten önce yaşanmış. Anasını satayım ama bilediğiniz asım şapkıyı da ya. Gölge vuruyor ya, hani evet. Gözlerin görünmedi. Şimdi iyi bak. Evet. Bu kilise önceden böyle yapılıymış. Aynı orada bir kapı da güneye varmış. Buraya hatta bizim köye gelenler olmuş aşiretlerden. Buraya kapalı alanmış. Davarlarını buraya salmışlar. Köyümüzde ne gibi durumlarını anladım. Eskileri anlat. Eskilere gelsek. Senin bak gördüğün burada bak oraya doğru tut bir. Orada bir pencere vardı. Ha. Bunun yıkımından sonra buralarda daha yaşayırdı. Oraya burada 7 boyun öksüz koştular. Eskiden biz öksüz bir doktor falan yoktu. Hatta bir boyun camış değil. Camış koştular ki oradan bir dal koparalar. Pencerenin kanadı dururdu. Öksüzler yerini çekti. Arkadaşlar havaya kalktı gene kopardamadılar. Bu çok sağlam bir yapı. Şu geleneğin hengelden haşıldan mı anladım? Evet. Gazdan tuğuktan mı anladım? Evvel yaşından mı anladım? Köyümün çok güzel mazıları vardı eskiden. Öksüzle, sapanla, sarık şeydik. Sapan sürdük, biz çok kara günler gördük. Şah ağladık, şah üzüldük. Çok güzeldi benim köyüm. Köyüm köylerin başı, görünür haştaşın döşü. Analar pişirirdi evveli yakışı. Ah o günler yavrum, bak o günler. Böyleydi yani köyümüz. Ne güzel. Köyümün yoksa bahçesi bağı çok şükür boldu, pendiri, kaymağı, yağı. Bir yanda ova, bir yanda dağı. Karayala kurban olum. Karayalda bize bir dağlık yapıyor yani. Köyümüzün dağı da odu, bağı da odu. İyi güzel şiirleri sen mi yazıyorsun? O kendi besten canım, ona gerek yok. Harman sürür tık atardık. Gece harmanda yatardık. Hozanlar biraz da dinlesin. Harman sürür tık atardık. Gece harmanda yatardık. Sabah namazı kakardık. Ah o günler, vah o günler. Gelmez geri zor o günler. Başka köyümüzün mazileri böyle kendimiz salar, kendimiz söylerdik. Nanayımız vardı, davul zurnalarımız vardı. Ben de gurbet elden gittim. Gelişi ben 18 sene gurbette kaldım ailece. Sonra döndüm köyümüze geldim. Geldiğime de çok memnunum şükür. Şimdi İstanbul'dan hak kasıp gelmeye uğraşır. Gelse belki yerini bulamaz. Ben yerleştim. O Nesreddin Hoca, herkes saz çalırdı. Nesreddin Hoca bir kayda bilmişti. Perdeye elini koyup orada çalırdı. Karısı dedi, hocam dedi, aşıklar bunu böyle ellerini reli dedi, belin ağrısın. Herkes bu rüyaları bulamır. Ben bulmuşam, daha koyarım elden. Ben köyüm elden koymadım efendi kardeşler. Geldi. Orada bir arkadaş dedi ki, ozanım sen de dinle. O da amcam oğludu. Amoğlu köy nasıl sen gittin eledin. Ben de ele bil işi bin işi de geldim çocuklar. 18 senedir geri dönüşüm. İstanbul'da mıydın? İstanbul'dan. Dedi ki amoğlu nasıl köyde hayat? Dedim ya geldi efendi bura 200 kanaydı bu köy. Ben de gurbet elden köyüme döndüm. Köyüm perişan olmuş amoğlu. Pencereler camsız, evler adamsız. O evler adamsız kalmış emmoğlu. Bu Samet Çiçek'in kendi bestesidir. Size ilk olarak okuyorum, yanlış anlama. Yaz olanda yaylalara çıkardık. Oradan doğru yaylalara bakardık. Mişko'nun gölü vardı. O gölde biz koyun kuzu yıkardık. Göl kurumuş, toprak olmuş emmoğlu. Burada koyunla kuzuyla uğraşıram. Başka da bir şey yok. Tarım marım ekirik. Direktör, mürektörle uğraşırız. Eskiden dedim ya sarık şeydi, sapan sürdü. Şimdi direktör, o da yetmedi direktörler. 4 çeker, yok 6 çeker olacak. Yok dalında kobra olacak. İşleri büyüdük dedik, dağıttık anamızı ağlattı rehberi. Gübre parası, yok yem parası, yok pişer parası.
arkadaş 50 milyar kazanırsak 30 milyarı gidere gidiyor. Yani böyle yani şeyimiz eskiden daha iyiydi. Neden iyiydi? Dediler ki semet yedi nüfusu geçindirir. Nasıl geçindirirdim arkadaş? Gübreye para yok, ehmeye para yok, pişmeye para yok, dövmeye para yok. Bunların hepsi bize gelir olarak kalırdı. Şimdi ya gelir çok ama gider de çok. Çok yani. Dene ki 75 yaşında sizinle burada muhabbet edirse çok mutlu bana. Böyle gidersen bizim şehirlerde var. Sülalemizden çok İstanbul'da. Benim yaşımdan küçükler ikinci kata çıkanda biraz zorluyorlar. Merdivenin korkuluğuna tuturlar. İnan ki ben gene 50 kiloluk bir çimantoyu kaldırıp el arabasına koyabilirim. Ne mutlu bana da. Bundan başka ne olsun? Gurbet nasıldı? Gurbet bir zamanlar çok güzeliydi. Gurbetin öyle zamanları vardı ki eskiden bir gencimiz İstanbul'da, şurada burada Ankara'larda çalışsaydı oradan 3-5 kuruş gönderdiği zaman buradaki vatandaş ihtiyacını da karşıydı çalışan. Şimdi oradaki kendini idare eden mi ki buraya da bir şey yollasın? O mübarekler buradan bir şey bekliyorlar. Yağ mı gönderecek, peynir mi, gaz mı, tavuk mu? Gurbet perişan oldu efendim, perişan oldu. Tadı kalmadı yani. Kalmadı. Atatürk rahmetli demişti, köylü milletin efendisidir. Köylü gene iyiydi, köylü torpaktan kazanır, torpağa gider, ne bileyim efendim. Aklıma gelenler odur valla. Burada da neydi, gelir milletin rehberi, hayvancılık. Onlarla uğraşıp geçinip yedirik efendi kardeşler. Başka bir sıkıntımız yok. Allah'a şükür eskiden köylerimiz indi, şehirlerden de zengindi. Şehirde yazın bir vatandaşın bir katı, iki katı yer varsa buradaki onlar indi adam hayvanı satsa senede bir kat alır. Ne olmuş? Köy daha iyiydi. Köyün perişan hali yok Allah'a şükür. Dönsünler köylere. He? Dönecek. İndi soğusun bana değil. Emekli olup ne diyorsan, aya diyorsan akıllı adam mıydın? İlk zamanında gittim. Bizim bir emin oğlu var. Dünya'yı arıyorum. Vallahi böyle. Nazım. Diyorum emin oğlu. Çatılar kalkıp İstanbul'da. Ya aya diyor Allah bir ecik ya. Ya diyor hastalık burada. Deprem burada. Fırtına burada. İstanbul bela mı oldu bize ya? Adam İstanbul yani gurbet milleti bitirdi. Bitirdi yani. Şey bu. Köylüsünler biraz köylerine sahip, yerlerine sahip olsunlar. Öyle. Eksinler, bitsinler. Eksinler, pişsinler, yesinler, içsinler. Allah'a şükür burada. Burada hep temiz hava var. Yayla hava, var. Hava, oksijen. Benim yaşımdaşlar indi geldi bilmem. Koronavirüs. Koronavirüs geldi dedim ki hemşehrim sen benden uzak ol. Zaten ben özüm korona taşıyacağım. Sen bana bir şey yapamazsan. Ondan da korkumuz yok. Yani bu köyün bu havasını, yayla havasını teneffüs etmek lazım. Oo, teneffüs etmese zaten hele yayla zamanı çiçekler açacak. Ne kadar güzel havalar, çiçekler bitecek. Bu dereler, basbağ, bostanlar oluşur, mısırlar ekilir. Her şey güzel olur. Kartol közleyeceğim. Aa, kartol bak bizim muhtarın kardeşinin çocuğu, amcasının çocuğu geldi burada patates gübrede vurmadı. Arkadaş o patatesi yemeye doyamırız. Böyle bir kebap. Eskiden bostanları sökerdik. Orada da ocak yapardık. Oraya çıkan patatesleri köze bırakırdık. Biz de bostanla uğraşırdık. Elimizi ispas olarak o patatesleri yerdik. Haşıl bilirsiniz. Siz evet. Haşıl yemediniz. Yedik. Haşıl biz hodaklık yaptık efendi kardeş. Öksüzün boynunda sapan sürdük. Sabah namazı olmadan haşıl gelirdi. O haşıl da yarmadan yapılmadı. Bir de hayvanlarımızın sarı yağ değil, eritilmiş tereyağları. Bir de ağaç kaşıklarımız vardı. O haşıla bir daldırırdık. Haşıl 20 gram dalındaki yağ 30 gram anasını satın yolla gitsin. Şimdi bana çocuk kızır. Baba sen yağlı yiyirsen dokunar. Dokunmaz oğlum. Onun emin zamanında onu aldı. Ya etli yağdan. Vallahi ben eskiden derdiler. Hele geç ya Sinan bir düğe kesip muhterimiz. Onun aya derdiler yok ya yağı yoktu. Yağsız et yemirdik. Ya da o eti özü pötüyeceği etin. Evet. Şimdi kasaba gelir vatandaş. Kasaba oradan biraz yağlı çal. Aman o yağı koyma. O yağı hayır. O ya mübarek de özüm de kasapçılık yaptım. Tavuzculuk yaptım. Pazarlama yaptım İstanbul'da. Ya bir kasaba asmışam arkadaşım. Kasap işi bilmedi mi affedersin elinde kalır masat bir şeyler olur yani. Dediler ki ya sen bir kasap şey bu ustadan tutmasan
siz bu işi pek yapamazsınız. Ben de bir usta tuttum. Gelir oradan bana pirzola, köfte. Ben ne anlarım ya, ben kartı pirzola ne anlarım? Ben kuşbaşı, bilmirem cemihlet, bilmirem tas kebabı bunlar. Bizim mübarek sağı vurur yağlı tarafından kasap. Oradan püftehli yapacak ya, biraz yağından, biraz da etinden. Vurur yere, haydi. Geri dönürüm, adam satıp alta da 3 kilo yığıp. Bu nedir? O sattığım etlerin yağınmağı. Onu da dönür kıyma yapır. Efendi kardeş, ben sattığı etten bir daha satır. Kasaplarda böyle. Yani Allah merhamet etsin. Onun tadı olmaz olur mu? Hele bizde sobanlar çayı değiliz de. Eski böyle. Aha, senin dediğin o hissini sayniler dediğimiz o. Evet. Onu ateş yakarsın. O yaşayacağı dediğimiz affedersin. Hayvan gübreler falan toplar. Onun üzerine koyarsın. Onun etrafı bir parmak his tutar efendi. Ona çay atarsın. Alo. Ha. Camın orada mı? Evet. Aya ben de burada bizden gelen çekim çapanın ben de kilisenin oradayım. Emo'ya durarayım onu oradan. Ay bizim evi bilir Habib da öyle bir geçsin hele. Koy. Ben ama buradan biraz sonra gelirim. Çekimdeyim oğlum burada ben köyümüzü tanıtım yapıram. Yani sen ne diyorsun ya? Aya ne diyeyim ya? Sen ne bilirsen köyün tadını almıyorsan tuzunu almıyorsan oğlum ya. Aya Habib'e diye hocanın evinden o anı bizim daire var da orada görüşür. He. Hiç ya çamın orada olan da tanıyor ya. Serkan oradan Habib alıyor, iki kuzu var onun sabbe satın hem hadi. Tamam Serkan'ı yolladım gitti tamam. Bak şimdi iki tane kuzu satacağım. Adam şiş şabap, çak şabap yapar. O da güzel bir şey. Evet. Öyle güzel onu yapırlar ki onun da ustası lazım. Yani onun da her adam yapan mı? Şimdi gelip kuzuları mı alacaklar? Şimdi kuzuyu alacaklar. Sakın. Alo. Bir çırpışın. He. Tamam oraya gidin ben Serkan da yolladım. Orada hem o göstersin onları. Gidelim oraya gidelim. Ha, Habib. Habib. Ayağım da hocanla. Serkan da yolladım. Sen alacak koyun indi dışarı çıkır orada bakın. Tamam mı? Orada benim çocuk da var. Geldim diye gelirim şimdi. He. Tamam işine kurban olum da sen de gel bak tamam. Şimdi de cambaz alışverişsin gelir. Gidelim beraber oraya. Gidelim orada bir fazlalık yaparsın. Gelin gelin yaparsın. Gidelim. Birden böyle efkanları buradan giden dostlarımızı harman mı sürdük, tık mı attık, yalnız mı yattık böyle onları hatırlayarak içime geldiği zaman çok fena okuyorlar. Şimdi Arif o dediğim Nazım Kadan var ya Hacı Naim'in ufakı da. Evet. O şey yaptı hem oğlu köyden indi o emekli oğlu. Hem oğlu diğer bana da daire yak ben de geleceğim. Dedim gel yapak anasını. Aynen. He. O dedi köyüm nasıl bilmem onu mu dedi. Ben de gurbet elden köyüme döndüm. Şimdi köyüm pek perişan olmuş. Semet abi bizim köyümüzün neşesidir. Düğün olur, düğün olur, seyran olur halayın başında. Eğer bir düğün yapılır, düğünde Semet Emi yoksa herkes o düğünü der ki ya illa Semet Emi gelsin. Dokan onu tutur. Erkek olur. Abinin biri delidi. Sen bunu al Dokan. Ooo. Koyu kırmayın. Görürsen çeşit koçumuz da gelir. Arkadaşım gel. O güreşlerin biri de olmasın. Bir de olmasın iki tane kuzu. Sat geçsin git ya. Bana ne aylığı varmış emeklisi. Emeklin de yok tanasını satın. Başka bir şey de yok. Köyümüzün neşesidir Semet Emi, Semet Emi. Söz söyler sözü güzeldir Semet Emi, Semet Emi. Yüzündeki göze
söze kurban, boş muhabbet söze kurban. Cebindeki yüze kurban, Semet Emin, Semet Emin. Çözemedim bu oyunu, çok bekledim o toyunu. Besliyorsun bak koyunu, Semet Emin, Semet Emin. Gönüllerde her gün varım, başım üstte senin yerim. Yanındadır can muhtarım, Semet Emin, Semet Emin. Gülcanıyım böylem olsun, kötü günler böylem olsun. İki tane kuzu sattın ya, görüm yeri yine dolsun. Semet Emin, Semet Emin. Ozan diyor ki, sattı iki kuzu. Arkadaşım şimdi iki kuzu sattık. Mazıt malak, gübre malak, koyun kuzu, behliyiz bizde yazı. İnşallah iyi olur hali. Bu dünyanın gelir, mal devlet gelir, gider, hiçbir şey kalmaz. Ama bizde şimdi herkes mazıtına çift gelecek, çubuk gelecek, böylece yuvarlanıp kesilip gidecek. Bir şey aklıma geldi, Semet Emmi dinle. Köyümüzde çoktur veli. Çalıyor aşığın deli. İki kuzu sattı, biri akıllı biri deli. Semet Emin, Semet Emin. İki kuzu sattı, biri akıllı biri deli. Semet Emin, Semet Emin. Başladı biraz düzdü özünden. Bana ne, Ozan nedir bana soran kardeşim. Halkın kamburlanmış beli de Ozan. Eğer yoksa köyümün okulu yolu, yolsuz köylerin yoludur Ozan. Kambırananın belidi, lalolanın dilidi, söyledi nasırananın elidi. Olarak 17-18 sene kaldım, diğer beşer oldum. İstanbul'dan da asker oldum. O zaman rahmetli Rüstem Alyasoğlu, bir de günümüzde daha yaşıyor. Murat Yıldız'ın oğlu Güney Yıldız. Gelipler İstanbul'da da önceden bunların resmi asılıp, muhterim, yazılıp şu filan günü Ozanlar gecesi. Biz de o günü behliyiz. Ya Kars'tan aşık gelip İstanbul'da söylüyor. Aa indi sildiler, deliler. O zaman yoktu. Siyah beyaz telefon, çok adam da televizyon yoktu. Onlar geldi, Rüstem, biz de toplanmışık. Ona kadar Rüstem Aliyasoğlu'nu bizim yaşımızda. Ben o zaman 30-35 yaşında, şimdi 75 yaşında. Bizim yaşımızda adamlar Alyans oğlunun başına toplanıp muhabbet. Güney Yıldız ortada devran edir. Güney Yıldız ortada darif. Şimdi aşığını çok önemli. İki tane delikanlı girdi. Yaşları genç. Peletti partisi kemerli. O sırada modadı ellerinde delildi. Kış ayları. Aşıklar değil. Çay oyun yasaktı. Geldi dedi. Kardeş dedi bize bir 52 ver. Orada karson dedi ki. Ağabey dedi. Bugün oyun yoktu. Bugün Ozanlar gecesiydi. Ozanlar söyleyecek biz dinle. Evet dedi camda gördük. Ozan. Ama Ozan nedir kardeşim dedi ya. Ozan nedir? Aşık deri, halk sanatları deri, batı müziği deri. Ozan nedir? Ona kadar Cunay Yıldız, Alyans oğlu rahmetli dedi ki aşık iyi dinle. Dedi ki Cunay Bey, dur ben söyleyeyim. Alyans oğlu da bizim doğunun Kars'ın Zeki Müren'iydi. Çok yakışıklı, çok güzel. Azrail Türküsü'nü de o demişti, bazanak olmuştu. Dedi ki, Cunay ne dedi? Cunay da babasının sırağıydı, Murad'ın. O sırada biraz okumanın da şeyi var. Okuyor yüksek okulu. Dedi ki, ustam dedi, o sıra cama yazdırmayaydım. Ozan Cunay Yıldız. Sıra benimdi, ben söyleyeceğim. Ama bozuldu, gençti çocuk ya. Taskeni falan yapmamış. Başladı biraz düzdü özünden. Bana ne, Ozan nedir bana soran kardeşim. Halkın kamburlanmış beli de Ozan. Eğer yoksa köyümün okulu yolu, yolsuz köylerin yolu da Ozan. Kamburlananın belidi, lalolanın dilidi, söyledi nasırlananın elidi. Adamlar bizim bu yörenin adamı dediğim, iki tane delikanlı, çok güzel bir külliyetli parası. Cunay'ın sazını başına taktılar. Dedi ki biz kanı köylü Aslan Bey'in yeğeniyiz. Hiç unutmam. Biz biliriz Ozan'ın ne olduğunu. Bilmeyenler bilsin. Ozanlık şimdi çok şükür gelip çekimde köyümüzü tanımak, gezmek.
Allah sizlerden razı olsun. Allah her zaman muhabbet etsin. Allah iyi günler nasip etsin. Aşık Ülhan'ı rahmetli bizim Kars'ta o sıra İran aşıkları falan gelirmiş. Ülhan'ı da Erzurum'dan duyur. Değiller ki Kars'a bir sediye bazı gelip ya bu sediye bazı arkadaş aşıklar durduramır. O sırada Ali Rehmet Sobanoğlu gazino falan açtığı yok. Mahallede evlerde kalan aşıklar varmış. Birine misafir olur. Kış günü. Geldiler sediye bazı şimdi Arif'in misafiri. Diğer getik bir odada o da yarıdan perdelenmiş. Sediye bazı gözünü de göstermiş. Perdenin arkasında o diğer biz diğer yok. Diğer ben Elif'ten girdim, Mim'den çıktım. Şenliği, baba, Sümman'ı hepsini onu önüme koydu. Durduramırız. Ama diğer oraya gelen de adamın biri dedi ki Ülhan Efendi gözle dedi burada harık var. Su buz tutsa da ayağın suya batar. Diyor baktık su kışın eskinin kışı su öyle olur ki demir gibi çörpü gibi çekti yarıktan. Adamın aklında o kalıp. Ozanımızın da orada ne diyor diyor biliyor musun? Diyor ki bazı ben bir çörpü bilirim iki harfli adı var. Yeğilir içilir hoş bir tadı var. Ne işçi çalışır ne ustadı var bunu bilmeyenin ne şamalı var. Sediye bazı yazık sıra çörpüsünden girir hendekten dereden olmur. Deyir ki sediye bazı burada yolundan şaştı. Deyir ki sıra çörpüsü, sıra çörpüsünü dört melek yaptı. Melek büyük melek. Sediye bazı yolundan şaştı dinleyen yarenler neyse kaptı. Sıra çörpüsünü dört melek yaptı bunu bilmeyenin ne şamalı var. Deyir ki o zaman kendi muammasını kendi söylesin. Deyir dedi. Bazı demirem mi dünya bir fener, ömür tükendikçe yanar ve söner. Kış gelince su üstünde buz donar. Bunu bilmeyenin ne şamalı var. İki harfli de sudu. İçilir, buz oldu mu yeğilir, çörpü de çörpüdü. Bunu niye sen gidip sağa sola düşürsen? Diğer o an bu yan dediler ki, bunun hiçbir şeyde yeri yok ki. Diğer beni götüren adam, var var dedi. Benim Enver-i Aşık'ta yazır, böyle bir hadis var. Oğlum sen dinle hadi sen üstümden geldi. Şimdi o sen derdi Semeden bir kuzu sattı. Biri akıllı biri deli. Aklıma geldi söyledi. Bu bazına gayrır. Beni bu şeyle bağlayan kimdi? Devler ki Erzurumlu Aşık Ülhan'ı. Aradan bir sene iki sene geçir. O da Ramazan aylarında festival yapar. Yani sabıra kadar aşık tutardı. Onun gaybesi vardı. Sediye bazı çık Erzurum'a onu görmeye git. Gidir evini sorun bize. Oğlunu yollur der ki git babanı çağıracaksın. Oğlu gelir babasına der ki gel hele bir misafir gelip. Oğul der misafir erkekti mi kadındı mı? Der ki kadındı. Dedi maksı Sediye bazı adıma doğup. Der geldim Sediye bazı hoş. Der de daşlık beni bir buzuna sırıya çektin ama gel indi okuyak. Deyir bazı benim okuduğum da oydu yazdığım da daha benim bir şey yok. Sediye bazı kimdi? Sediye bazı İranlı bir kadın aşık. Ülhan'ı inan atışan aşığımız. Aşık İlham İlham. Aşık Ülhan'ı de şey Reyhan'ı da söyler. Reyhan'ı mı bunu söylüyor? Ve. O buzu. O şey Türkçü söyleyen odu. Bazı da orada yolundan şaşır. Sıra körpüsü de değil tutturanmır. Böylece olup şeydir. Allah sizlere uzun ömürler versin. Allah Amin. Çekmenize hayırlı mübarek etsin. Çoyumuza huzurlu bereket yıllar gelsin. Amin. Amin. Allah sizlere de sağlık. Allah razı olsun. Sağ olasın.